Herkese merhabalar, ben Nervex'in. Bugün tam bu Alhaitham ve Show Banner'ını çektim. Yeni Banner'lar da duyuruldu. Yelan ve Hutao'nun. Bu iki Banner'a da, dört farklı Banner'a da bakacağız. Ayrıca silah Banner'larına da bakacağız. Nasıl, iyi mi, kötü mü, onun hakkında konuşacağım. Şimdi ilk olarak Alhaitham Banner'ından başlayalım. Alhaitham güçlü bir karakter olacağı benziyor. Yani yine Nahida'dan güçsüz olur ama yine de güçlü olur. Çünkü zaten Dendro karakteri. Oyunda da şu anda Dendro meta. O yüzden güçlü olacağını düşünüyorum. O yüzden buradan Alhaitham için wish atacaklara bol şans. Alhaitham'ın yanında gelen de Xiao var. Xiao geçen patch bufflandı Faruzan sayesinde. Xiao'nun en iyi supportu şu anda Faruzan. Eğer ki Faruzan'ınızın takım yıldızı seviyesi 2'nin üstündeyse Xiao pullayabilirsiniz. Çünkü o zaman Faruzan'ın buff'ının süresi yetiyor Xiao'ya. Çünkü şuradan hemen göstereyim. Faruzan'ın konsikisi burst'ünün süresini 6 saniye uzatıyor. Böylece toplamda 22 saniye buff verebiliyor Xiao'ya. O yüzden Faruzan'ınız Bons 2 üstündeyse Xiao pullayabilirsiniz. Meta bir karakter mi? Yani tam meta değil, tam kötü de değil. Dengeli bir karakter Xiao. Yani kasarsanız çok vuruyor, kasamazsanız vurmuyor gibi. O yüzden eğer karakteri sevdiyseniz ve Faruzan'ınız da varsa Xiao için wish atabilirsiniz. Şimdi 4 yıldızlılara bakalım. 4 yıldızlılar çok kötü. Yushin Yen'i oynayan var mı bilmiyorum. O yüzden geçtim direkt. Yunjin güzel ama yanlış banner'da. Yani Xiao veya Alhaitham ikisi de Yunjin'i kullanamaz. Belki Alhaitham kullanır da yani daha iyi karakterler var Alhaitham'la oynanacak Yunjin dışında. O yüzden o da olmaz. Yao da yeni karakter zaten. Dendro Healer. O yüzden belki Alhaitham'la iyi olabilir. Onu gelince göreceğiz. Buradan 4 yıldızlı cons olarak sadece bir Yunjin'inki güzel herhalde. Bir de Yao'nun cons ikisi güzel olabilir. Hatırlamıyorum tam olarak onu. Yani 4 yıldızlılar da kötü. O yüzden ben olsam bu bannerlara atmazdım. Neden? Çünkü bu bannerlardan sonra Hutao ve Yelan bannerları geliyor. Hutao zaten meta bir karakter. Yani oynayabilirseniz çok güçlü bir karakter. Ama ben mesela oynamasını hiç sevmiyorum. O yüzden de wishlemedim hiç Hutao'ya. Ama güçlü bir karakter. Yani isterseniz wish atabilirsiniz Hutao'ya. Yelan bende var. Çok güçlü bir karakter. Hatta Hutao'dan da güçlü diyebilirim. Zaten Hutao'nun yanında Yelan'ı da oynayabiliyorsunuz. Yani bu karakter niye bu kadar güçlü bilmiyorum. Bir de bende cons 1'i var. Yani tek onlu da 2 tane Yelan çıktı bana. O yüzden cons 1'i de bayağı eğlenceli yapıyor karakteri. Dünyada Sonic gibi dolaşıyorsunuz yani Yelan'la. O yüzden Yelan ve Hutao ikisini de öneririm almanızı. Tabii Hutao'yu sevmiyorsanız almayın ama Yelan bence yani her hesapta olmalı değil de şu Yelan'la Xing Chu'nun olduğu takımlar her türlü hasar vuruyor. Böyle bozuk bir iki karakter bu ikisi. Hazır Xing Chu'ya gelmişken de 4 yıldızlılara bakalım. Beidou ve Xing Chu ikisi de meta karakterler. Ningguang hastasına güzel. Ningguang meta bir karakter değil, hatta güçsüz şu anda. Çünkü Ningguang'la nasıl diyeyim, tam supportları tam uygun değil gibi Ningguang için. Ben de Ningguang kasılı bu arada. Yani ona göre konuşuyorum. Bir de böyle ultisi de bazen misliyor zaten. Garip garip yönlere gidiyor taşları falan. Ya yani bunun taşlarının hepsi vurursa güzel karakter. Ama vurmuyor genelde hepsi. Ama yine de seviyorsanız oynayabilirsiniz. Bu iki banner da çok iyi. Bu bannerlara wish atmanızı öneririm. Hem Yelan hem Hutao için. Hutao'yu seviyorsanız alın. Yelan'ı bence her hesap almalı. Çünkü şu ikili çok güçlü olduğundan. Şimdi silah bannerına gelelim. Silah bannerlarına. Bu ilk Alhaitham'la gelecek olan silah banneri. Burada bu silah banneri gelmiş geçmiş en kötü silah banneri olabilir. 4 yıldızlılardan iyi olan sadece Widsit ve belki Sacrificial Bow o kadar. Buradan da Xiao'nun mızrağı zaten standart banner'dan çıkıyor. Alhaitham'ın da silahı zaten yeni. Bu silah banner'ına wishlemenizi önermem. Çok kötü gözüküyor. Yine de bir silahlara bakalım. Şuradan bu Alhaitham'ın silahı yaprak kesen ışık. Kritik hasarı 82 arttırıyor. Yani stat veren bir kılıç. Pasifinde de kritik oranı %4 artıyor ve normal saldırılarınız ve elemental yeteneğinizin hasarını element ustalığınıza bağlı olarak arttırıyor. O yüzden Alhaitham için güzel bir kılıç, bir de sanırım Viking için güzel bir kılıç olabilir. Daha da aklıma böyle elemental yeteneğini kullanıp normal atak yapan bir karakter gelmiyor. Evet, sadece Kicking ve Alhaitham kullanabilir sanırım bu silah. Yine de güzel bir silah ama silah banner'ı dediğim gibi çok kötü olduğu için wish atmanızı önermem. Bu zaten Xiao'nun silahı, kritik oranı veriyor ve saldırı gücünü arttırıyor pasifi de. Standart banner'dan çıktığı için bu silah yine wish atmanızı önermem.
Dört yıldızlılara gelecek olursak kurban yayı sadece Diona için iyi. Başka iyi olan yok sanırım. Flüt, çöp direk kullanan kişi yok. Taş mızrak eğer ki silah banner'ında bir şattıysanız Shao için ve çıkmadıysa şu yeşil mızrağınız falan. Bu taş mızrağı Shao için kullanabilirsiniz. Çünkü genelde bu mızrak sadece Shao için kullanılıyor. Her pasifi her Leo 50 karakter için fazladan saldırı gücü ve kritik oranı veriyor. Göçebenin nota kitabı Witsit İngilizcesi. Bu zaten en iyi 4 yıldızlı katalist olarak geçiyor. Bu silah güzel. Neredeyse tüm katalistlere yani DPS olan neredeyse tüm katalistlere gidiyor bu kitap. Yağmur kesen sadece Diluc için güzel. Başka yok sanırım. İlk silah banner'ı böyle çok kötü. Daha da bir şey diyemeyeceğim bunun hakkında. Şimdi ikinci silah banner'ına geçelim. Bu silah banner'ı şu yüzden iyi. 2-5 yıldızlı silah da çok iyi silahlar. Oma var ve Aqua Simulacra var. 4 yıldızlılardan da burada Favonius kılıç var. Çok güçlü bir kılıç. Neredeyse tüm kılıç support karakterleri kullanıyor bunu. Burada Rust'ımız var. Rust'ı Yoimiye kullanıyor sadece. De belki Child kullanabilir. Dragon's Bane'i Utah kullanıyor. En iyi 4 yıldızlı silah sanırım. Ve ayrıca EM Toma da kullanabiliyor Dragon's Bane'i. Daha kim? Jungling kullanabiliyor. Favonius kitabı bunu kullanan pek yok. Belki Mona, bir de Lisa. Ama o karakterlerin de en iyi silahı değil yani. Ama çıkarsa onlara verebilirsiniz oynuyorsanız o karakterleri. Bir de belki Nahida'da da kullanılabilir. Nahida çünkü support Nahida oynuyorsanız takıma enerji vermek için bu silahı kullanabilirsiniz. Bu Claymore'u hiç hatırlamıyorum. Şimdi bakacağım. Çünkü çok uzun zaman önce gelmişti. Şimdi şuradan ilk Homan'ın asasıyla başlayalım. Homan'ın asası yani en iyi mızraklardan biri. Shao için güzel. Eğer ki Shao için 5 yıldızlı mızrağınız yoksa bu silah banner'ına wish atmak yerine bu silah banner'ına wish atın ve buradan Homa çıkarmaya çalışın. Daha mantıklı. Çünkü bu silahla Homa neredeyse eşit. Shao'ya takıldığında neredeyse eşit derecede hasar veriyorlar. Homa'nın asası dedim. Kritik hasar ikinci statı. Pasifi de canınıza bağlı olarak saldırı gücü veriyor. Ve canınız %50'nin altındaysa saldırı gücü daha da fazla oluyor. O yüzden Shao'ya da gidiyor. Çünkü Shao'nun Elemental Burst'ünü kullandığınızda zamanla can kaybediyorsunuz. Bu da çoğu bu pasifi de kullanabiliyor bazen. Bu mızrak tabii ki Hu Tao'nun en iyi mızrağı. O yüzden Hu Tao için de silah isteyenler Homa'ya wish atabilir. Zaten genel olarak kime verseniz bu mızrağı hasar vuruyor. O yüzden daha bir şey diyemeyeceğim. Su sureti. Bu da yayların Homa'sı diyebilirim. Neredeyse tüm DPS yay karakterlerine oluyor bu silah. Yani Fischl, Ganyu. Ben şuradan açayım karakterleri. Mesela Ignaria olur. Yelena olur. Yani Sara support. Yoimiya'ya olur ama niye Yoimiya'da kullanıyorsunuz? Yani gidip Rust falan kullansanız daha iyi olur. Ganyu'ya oluyor. Tartaglia'ya oluyor. Venti'ye olur. Fischl'a olur. Hatta Fischl'ın en iyi 5 yıldızlı silahı bu sanırım. O yüzden bu silahı tüm DPS karakterlerde kullanabilirsiniz. Bas var. Bu sadece Yoimiya için güzel. Bir de Child için güzel. Eğer ki çok normal saldırı yapıyorsanız Child'da o kadar. Favonius kılıcı herkes de güzel. Yani Alhaitham'a bile olabilir. Eğer ki takımda tek bir Dendro karakteriniz varsa bu Favonius kılıcını verebilirsiniz Alhaitham'a. Böylece her zaman Elemental Burst'ü gelir. Ayato'ya bile olur Favonius. Kullananlar var. Ayaka'ya olmuyor. Kazuha'nın en iyi silahı Favonius. Yine Jean için kullanabilirsiniz. Kaya için, Xingqiu için. Bennett için pek önermiyorum ama yine kullananlar var. Çok fazla enerji verdiği için. Sonra Kiki oynamıyorum ama kullanılıyordur herhalde. Ve Dendro main karakter nerede? Burada yok. Ama Dendro main karakterinde en iyi silahı Favonius kılıç. Yani bu kılıç neredeyse tüm karakterlere verebilirsiniz. Favonius kanunları demiştik. Bu kitabı sadece Mona ile işte liseye verebilirsiniz. Çok iyi bir kitap değil bu. Bir de belki Nahida. Ejder Laneti Utah'nın kullanabileceği 4 yıldızlı silahlardan biri. O yüzden eğer ki silah banner'ından 5 yıldızlıları yani siz mesela Homa için wish attınız. Yay çıktı. Daha da wish'iniz yok. Ama Dragon's Bane de çıktı. Buradan Ejder Lanetini yani Dragon's Bane'i kullanabilirsiniz Utah için. Bir de Elemental Mastery Toma build'inde Dragon's Bane yine kullanabilirsiniz. Ya da Elemental Mastery Raiden build'inde. Hyperbloom Raiden. Onda da silah kullanabilirsiniz. Taş kılıç. Bu kılıçta ne yalan söyleyeyim hiç bilmiyorum kim kullanıyor. Belki Beidou'ya olur ama silahın pasifini tetiklemek zor olduğu için Leo'yeli karakter istiyor takımda.
Zaten pek de iyi olmaz diye düşünüyorum bu silah. Ama yine de bakayım. Liyue'li karakterler olan takım yok sanırım ya Claymore'larda. Belki Chongyun olabilir. Hani Chongyun kullanabilir sanırım bu silah. Dilip'te falan, Beidou'da falan da kullanabilirsiniz ama belki Yula'da da kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi tam bilmediğimden onun için başka bir şey diyemeyeceğim. Evet, dediğim gibi Alhaitham ve Xiao Banner'ı ilk yarıda, ikinci yarıda da Huta'yla Yelan. Silah Banner'ları da burada. İlk Banner'lar kötü. Yani bunlara wish atmanızı önermiyorum. Bu 3 banner'a. Belki sadece Alhaitham'a veya Shou'yu istiyorsanız wish atın. 4 yıldızlar için wish atmayın. Çünkü zaten mesela Yunjin için wish atacaksanız 3.4'te bir event gelecek. Oradan bir tane Liyue'li 4 yıldızı seçebileceksiniz. Yani oradan Yunjin'i zaten beleş alabilirsiniz. O yüzden buradan 4 yıldızlara wish atmaya gerek yok. Bu silah banner'ı çöp zaten. Bu banner'lar da en iyi banner'lar olabilir. 5 yıldızların hepsi güzel. Oma, Chu, Aqua Simulacra, Yelan, Huta hepsi meta. Xingqiu da meta, Beidou da meta. Şurada bir çürük elma Ningguang var. O kadar. 4 yıldızlar da hiç dediğim buraya. Evet, söyleyebileceklerim bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Eğer ki bir sorunuz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.